yemeklerimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Sözde 3'te orada oluruz gibi planlıyorduk. Saat 2 imkansız Şile'ye gideceğiz. O yüzden 3'te değil biraz daha geç orada oluruz. 3'ü 10 geçe gibi. Raskol diyor ki beni de götürün ne olur. Şadi işte hastalandı gerçekten. Sen her şeyi reyting konusunda orada başlıklandıramaz. Ben tüm aile ilişkilerimi, arkadaşlık ilişkilerimi bitirmişim vlog'a çekeceğim diye. Bir de Olagan görüyor musunuz? Ne kadar çirkin, ne kadar hani insanın kendi kimliğinden dışarıya çıkan hareketler ve cümleler. Benim mi? Evet. Ya senin yaptıkların yeter ama. Senin şey mi? Direkt oyun arkada ses sonu. Yeter ama! Yeter ama! Ne ıslanmış? Çünkü yine ıslak. Evet. Raskol'un hep pipisi ıslak arkadaşlar. O bir erkek, koku bırakıyor çünkü taşakları var. Evet arkadaşlar, biz şimdi yola çıktık, Şile'ye doğru gidiyoruz. 3 tane ev bakacağız diye planlıyoruz şu anda Şile'de. 3 tanesi de villa. Bakalım sizlere de göstereceğiz zaten. O zaman biraz müzik dinleyelim. Dakikamız kaldı. İlk evimizin oraya doğru gidiyoruz. Tam konumu mu ayarladın Mustafa? Tam konumu evet. Ama emlakçının konumu bu. Ha, emlakçıyla birlikte gideceğiz. Ama yakınmış zaten ev doğruya. Ay evet arkadaşlar, şimdi bir tane ev var şurada. Şu ev bakın. Biz o eve geldik bakmaya. Çok kötü değil. Tatlı bir ev. Fakat bazı bizim için handikapları var. Değerlendireceğiz. Bu arada çekemedik. Ev boş değildi. Birileri vardı içeride. Zaten çok hızlı girip çıkmak zorunda kaldım. O yüzden çekemedim. Ama şöyle göstereyim. Ev şu. Çok tam güzel değil. Bakalım. Merhaba. Şimdi Ağoğlu Manolya sitesine geldik. Burada bir yer gösterecekler bize. Bir oraya bakalım. Belki bu sefer sizleri de o evin içine sokabilirim. Biraz önce onlar bile giremediler eve. Sadece Mustafa ile ikimiz girdik. Neden? Neden öyle oldu? Çünkü gıcıklardı. Evet arkadaşlar, Emlak Avcıları programına hoş geldiniz. Bugün Şile'deyiz. Şile'nin nacizane güzel evlerine bakacağız hep beraber. Beni takip edin. Çok güzel arabalar var. Hep otoparktaki arabalara bakın. Benimkinden daha güzel var mı? Yok. Bir şey diyeceğim. Ben gerçekten bu siteyi çok sevdim Mustafa. Otoparkı falan böyle. Ya bizim dışımızda kimsenin sesi çıkmıyor. Şuna bakar mısınız? Annem soruyor. Yok ya. Vücudu böyle harar azıcık ama ateşli değil. Ya sen dizini kırmış kadınsın. Bunu burada girip de böyle bir şey yapamazsın ya. Terçe parmağını mı kırmıştın? Parmağını kırdın sen. Hesap sorma hakkın yok kimseye. Ama çocuk ya, o yüzden. Çocuk her yerde çocuk. Şadi işte bir tek annesiyle konuşurken böyle giyindi etti. Biraz önce cıbıldaktı. Şimdi arkadaşlar böyle girdik. Şurada bir tane bahçesi var. Evet. Orada şöminesi var, aktif. Verandaya dışarıdan bakıyorum. Aktif şöminesi var. Arkadaşlar biz eşyalı istemediğimizi özellikle söylemiştik aradığımız kişi. Eşyaların kaldırılabileceği zaten ilanda da yazıyordu. Süper o zaman. Mutfak biraz kötü. Aslında. Ya kötü derken iş görülebilir ya. Çok iyi bir sırada değil. İş görülebilir ama çok biraz eski. Böyle bir tane tuvaleti var aşağıda. Sonra buradan çıkıyoruz. Aa çok güzel. Nereden bir şey geliyor olasılıyor burada. Balkon da var. Burada balkon olması da güzel. Aa ben beğendim. Bu ev güzel bence. Balkon da var. Altta kendimize ait. Bak evet, şuradaki evet. Bahçe. Çok güzel değil mi? Burayı ben sevdim. İndirim yaptıralım. Şimdi burada ışık yok. O yüzden onu açacağım. Burası da küçük bir oda. Bu da kullanışlı odaları gibi yani. Böyle derli. Banyo tuvaleti. Fena güzel. Atalım mı? Dur. Bu evde böyle. Bir sonraki ev için açacağım kamerayı. Bay bay. Ay. Çok yaşayayım. Şimdi Şile Kır evlerine geldik. Burada villalar var. Ben daha önce burada bir tane villaya gelmiştim. Gelmemden bir 5 dakika önce tutulmuştu. Bu bir dramdır. Şimdi tekrar ona bakacağız. Hatırladınız mı bizi? Yazın başında da gelmiştik biz. Aynı 5 dakika ile mi kaçırmıştık? Evet. Aynı ev mi? Bakın herkes benim dramımı hatırlıyor.
Evet, buraya giriyoruz. Böyle girdik arkadaşlar. Şöyle evin içi. Şöyle bakın. Çok güzel. Ben böyle ev istiyorum işte. Ben de istiyorum böyle. Burası mutfağımız. Ne kadar peki bunun kirası dediler? Sordunuz mu onu? Yok, şimdi başkası arıyor mu kirası vermeye sahibi? Tamam. 3 katlı Trublex. Diyor ki 3 katlı burası Trublex. Nasıl? Tuvaleti. Ve aa burada bak. Ben böyle küçücük gizli yerlere bayılırım. Şey. Ay çok güzel değil mi bu site çok. Baksana dolabın olabı. Senin dolabın mı? O karim evet. Bebek altı değiştirme şeyim. Nerede görsem tanırım. 9 aylık Haziran'a kadar istiyorlarmış. Ay yavaş yavaş. Şadiş kafasını vurdu arkadaşlar. Çatı katı görmedik ki hayatımda, ne yapsın? Güzel de bakayım. Ben burayı sevdim. Buraya hayal... Ya burası ne güzel, baksana. Bak. Çok güzel değil mi? Ben burayı sevdim, bu odayı yani. Şeyi ya, kafana vurdun diye. Ben burayı çok sevdim. Değil mi orada? Mesela bak bu dolap çok güzel. Şunlar falan. Bayağı kullanışlı. Kalsınlar. Banyosu çok güzel. İnanılmaz bir banyo. Ama ne kadar işte bu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu banyoda ne cilt bakımlısı için. Şimdi bahçesine bakacağım. Evet burası ilk şey. Bak buranın bahçesi güzel. Araba girişi var. Buradan taşınabileceğiz. İstiyorlarsa. Kim istiyorsa biz istiyoruz. Üç üç yüz. Şunları da yağlamak lazım. Hadi gidelim. Bizim olmayacak eve güzel demem diyormuşum. Çok sevdim. Çok beğendim. Çok güzel. Şimdi bir yere geldik. Yemek yiyeceğiz. Çok yorulduk. O üç evi gezdik. Yemek yiyeceğiz. Çok yorulduk. Burası güzelmiş. Arkada bahçesi olan bir yer. Şöyle arkaya bakabilirsiniz. Aranızda bu videoyu izleyen varsa, Şile'de kiralık eviniz varsa, yıllık borç talibiz. Burada bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Ondan sonra da başka bir eve geçeceğiz sanırım. Bakalım nasıl bir eve geçeceğiz. Birkaç tane yeri aradık. Bir saat sonra müsaitler gösterecekler bize. Yoruldum mu ya ben? Bence ben yoruldum biraz. Evet arkadaşlar, şimdi biz yemek yedik. Burada vegan bir şeyler bulmak zor ama ayarladık bir şekilde, soğuk sandviç falan. Şimdi iki tane eve bakmaya gideceğiz. Bu iki evi bir tanesi 3200, bir tanesi de 3500 lira. Bir bakalım bu evler nasıl? Bir tanesi müstakil villa, yani tek bir siteye ait olmayan. Bir tanesi de site olarak bir villa. Oradan bakacağız bakalım nasıl olacak. Bir tane ev vardı. Biraz önce baktığımız çok güzeldi. Hadi gidelim. Diğer bakacağımız eve geldik. Şilebeze El Sanatları Merkezi'nin hemen karşısında ikiz villalar var. Hemen şu ev sanıyorum. İkiz villa. İki tane villanın bir tarafı tamamen tutarsak eğer bizim ev olacak. Ama ikisinin de girişi ayrı kapılardan. Bu çok güzel. Bu yüzden de sanırım bahçeleri de farklı. Şimdiki şeyin gelmesini bekliyoruz. Emlakçının. Gelsin lütfen artık. Ben aradım geliyor emlakçı teyze. Geliyor sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. İyi yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Hoşçakalın. Rakı içiyor komşularım. Çok tatlı. Afiyet olsun. Şuradan bakın benim. Afiyet olsun. Komşu. Giriyoruz. Böyle bir salonumuz var. Biraz havasızlıktan havasız kokuyor arkadaşlar. Şimdi burası var. Kapalı. Ha, kapalı balkon var. Kapalı. Biz kahvaltı ederiz kapalı. Kapalı balkonu var. Evet.
ev olarak güzel. Fakat diğer villalarda böyle şey manzaralar falan oluyor ya, burada yok o. İstediğim, tam istediğim gibi bir ev bulamıyorum. Çünkü ben galiba maddi açıdan biraz fakirim. Hadi bay bay. Yani. Bir sonraki evde görüşürüz. Ama kaç artık? Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun, iyiyim ben de. Şöyle mesela bahçe girişini küçük bir çitle kapatabiliyor oluyor muyuz? Yok, olur mu? Tamam. Tamam. Evi geziyorum, evin içinde birileri olduğu için çekmeyeceğim. Saygı çok önemli. Bay bay. Çim gibi şeyler var ya, böyle örtüler. Hani duvarları falan kapatıyorlar, telli hı-hı yerleri kapatıyor. Öyle bir şeyle yeşil o kumaşlarla kapatılabilir yani. Olabilir. Olabilir bakalım. Şimdi biz bu en son gördüğümüz eve gittik. Şu an döndük. Onu konuşuyoruz aramızda ama ev çok güzel ama eşya sıkıntısı var. Yani eşyalı veriyor. Bizim de eşyalarımız var. Bunun kararını vermemiz lazım ama evi çok beğendik. Yani ev tam istediğim, yaşamak istediğim villa tarzında. Tam. Evet, pırıl pırıl bir ev ya. Tertemiz. Bayağı iyiydi. Şimdi nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz. Ve şöminesi falan görüşürüz. Da bayağı başarılıydı ya. Bugünlük vlogum bitti. Beğenin, yorum yapın.